Alça Traction'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Yine hareketli bir release akşamında sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ve uzun zamandır piyasada gelişen olaylara karşı sessizliğini koruyan bir ekibin toplu parçasını dinleyeceğiz. Uzi, Muti, Heyecan, Critical'in hep beraber olduğu Her Yer Favela parçasına sizlerle beraber tepkimizi paylaşacağız arkadaşlar. Bu haftanın en çok merak edilen işlerinden bir tanesiydi. Çünkü Instagram üzerinden çok sansasyonel bir tanıtım videosu paylaştılar. Piyasada son zamanlarda yapılan ve üzerinde çokça tartışma dönen, işte bu ticari amaçlı parça yapıyoruz kısmında alenen artık bütün beatleri aynı şekilde kullanan bazı projelere göndermeler yaptılar. Ve artık son zamanlarda gerçekten bu olayın biraz cılkı şu açıdan çıkmaya başladı. Tabii ki sokaklarda, arabalarda, klaplarda, beachlerde bunların alıcısı var. Fakat sanat formu gerçekten unutuldu artık. Tamam, okey, para kazanmak güzel bir şeydir ama hani damacana satmıyoruz yani arkadaşlar. Sonuç olarak müzik bir sanattır aynı zamanda yani. O yüzden bu çok fazla elden bırakıldı. Bu videoda da tamamıyla bununla ilgili eleştirel bir yaklaşım gelmişti aslında. O yüzden şarkıyı merak ediyorum. O zaman şarkıya geçelim. Şarkımız tam olarak 36 dakika önce paylaşıldı arkadaşlar. Ve şu ana kadar 3751 görüntülenme almış. 717 yorum var aşağıda. Yorumlara hiç bakmadan şarkıya dalacağım direkt. Bu arada önemli bir detay olarak beat'te kim var, mix mastering'te kim var hocam? Producer Trayman kardeşim benim. Selamlar buradan sana. Mix'e de etki var arkadaşlar. Mastering King Size, direktör Tahsin Güney. Evet, Trayman'ın beatlerine ben yükseliyorum kardeşim. Piyasada sevdiğim prodüktörlerden bir tanesidir. Etkiyle de zamanında bir konuşmuştuk etmiştik. Lansman zamanında güzel bir davette bulunmuşlardı. Fakat o zamanlar sanırım bizim Volkswagen Arena'da bir video çekimimiz vardı. O yüzden denk düşürememiştik. Buradan hepsine selamlar tekrar. Biraz yattım, zorundaydım, harbiden bıraktım. Ceketimi tatil, uzun süre yattım. Yatmasam kurulacaktım. Aniden vurulacaktın, tabutuma bir çivi çaktım. Şans sigaramı bile tersten yaktım. Sadece bad trip yaşatıyor aklım. 5 sene her gün soldan kalktım tersim. Konuşma dayak gelsin, yemekler fırında Allah versin. Bu pırlantalar nereden sorma, param bitsin istersin. Mafyalara gidersin, yeni grup istersin. Grupiler istersin, yetmez babanı da dizlersin belki. Bir dakika kardeşim, şarkı drill tonlamasında başladı arkadaşlar altyapı olarak. Fakat burada çok önemli bir detay var. Uzi bir yerlere gönderme yapıyor şu anda. Bu pırlantalar nereden sorma, param bitsin istersin. Param bitsi istersin, bu pırlantalar nereden sorma. Burada bir gönderme var. Bu pırlantalar nereden sorma, param bitsin istersin. Mafyalara gidersin, yeni grup istersin. Grupiler istersin, yetmez babanı da dizlersin belki. Mafyalara gidersin, yeni grup istersin, yetmez babanı da dizlersin. Burada aklıma bir şey geliyor. Bağlantıları sizlerle birlikte birleştirelim. Sizler de yorumlarda bu konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Kesin olarak emin değilim fakat tepkiye bir gönderme var gibi burada. Bu liriyi tekrar dinlememiz lazım. Param bitsin istersin, mafyalara gidersin, yeni grup istersin, grupiler istersin, yetmez babanı da dizlersin. Şimdi mafyalara gidersin kısmında şöyle başlayalım olaya. Yetmez babanı da dizlersin. Uzi'nin GNG ekibiyle beraber, hep beraber açtıkları bir yayın vardı arkadaşlar. O yayında Motive'nin trash diss'i hakkında Uzi konuşmuştu. Motive Joker'e diss atacaktı. Tepki işte bu parçayı şöyle yapalım, böyle yapalım, iki parta bölelim vesaire derken Sabah kendisi diss atmıştı Joker'e, parçayı yayınlamıştı. Öyle bir kesiti vardı. O kesiti de buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Hani yanlış bir bilgi olarak görünmesin diye Uzi'nin söylediği ağızdan paylaşacağım bunu. Motive'nin şarkısı iki parttı. Trash. İki part. 3 bile olabilir. 3 part bile olabilir. Başından sonuna çok iyi bir disti. Bak söylüyorum şu an. Çok iyi bir disti. Bence hani her saniyesinde kendinden bir şey bulacak, kendinden utanacak şeyler vardı.
tepki girdi bir anda. Dedi ki bu şarkı şu kadar olursa sallar, bu kadar olursa sallar. Şunu şuradan kırpalım, bunu buradan böyle yapalım. Tamam, hepimize işte MOB'nin Instagram şeyinden şöyle gidecek bu şarkı, böyle gidecek, işte süper destek verelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir uyanıyoruz, bir uyanıyoruz, tepki diss çıkarmış. Ulan senin adın bile yok muhabbette, adın. Sen diss miss, senin alakan bile yok. Gecenin köründe böyle bir şey yapmışsın, yayınlamışsın, kendin utanmışsın, biz utanmışız. Herkes utanmış bu işten, herkes. Sonra sen burada sanki motivenin götünü kurtarmış gibi yapıyorsun. Motive sen zaten olmasaydın çok iyi der şey, anladın mı? Bu arada Motive'nin yaptığı diss'i o zaman yapabilecek çok yetenekli rapçiler de vardı. Motive kendi içinden gelerek, duyduğu şeyleri görerek çat bir koydu. 10 numara gidecekti her şey. Sen oradan atladın, dedin ki bu yapıda Joker'e karşılık ben yaşıtıyım. Ben bir şey söylemezsem olmaz dedin. Kendi içinden bunu eziklik olarak gördün. Çok ezikçe bir şarkı yaptın. Açıklamaları gördük var ya, utançtan öldük yani, anladın mı? Şimdi yetmez babanı da dislersin derken o zaman bir Joker'e bir dis, bir ondan sonra Uzi'ye bir dis attı falan filan derken sonra gruba girdi. Grup da istersin. Ne oldu? Son zamanlarda Tepki Urban diye bir grup kurdu. Fakat mafya olayını anlayamadım. Der fırında Allah versin. Bu pırlantalar nereden sorma, param bitsin istersin. Param bitse istersinden sonra mafyalara gidersin diyor. Bir dakika oğlum, burada çok büyük bir olay var. Allah versin. Bu pırlantalar nereden sorma, param bitsin istersin. Mafyalara gidersin. Yeni grup istersin. Mafyalara gidersin, yeni grup istersin, param bitse istersin. Tam olarak emin değilim fakat Uzi'nin burada söylediği olay biraz farklı bir olay. Urban olayına dönelim. En son Urban kuruldu. Tekrar işte MOB zamanları vardı falan filan. Acaba şimdi Tepki bununla ilgili çok büyük bir para gömdü. Yani Urban için bir stüdyo kiralandı, işte bir stadyum kuruldu, basketbol sahası kapatıldı, işte para harcanan bir klip geldi, kostümler açısından, ekip açısından falan filan baktığınızda Tepki buraya bir para harcadı. Mafyalara gidersin, grup istersin derken Uzi'nin burada suratında çok piç bir gülümseme var. Uzi, Utku kardeşim kusura bakma ama bu gülüş o gülüş. Böyle bir gülümseme var. Acaba Tepki mafyaya gidip bununla ilgili para mı istedi? Yani Uzi burada bunu anlatıyor herhalde. Başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Mafyalara gidersin, param bitse istersin. Neyse, burada çok vakit geçirdik ama burada çok önemli bir olay var arkadaşlar. Tam olarak emin değilim ama yani Uzi'nin şu anda anlattıklarından ben bunu çıkarabiliyorum. Yani burada bariz bir şekilde Tepki'ye gönderme var. Grupiler istersin, yetmez babanı da distersin belki. Arabamızda tank, yatarım yeter lan tek bir bank. Sizin şarkılar çilli bom ama biziz baka bak bam. Sizde yat kalk kebabam, dostlarım gelir doğudan batıdan. Birinizi görse katlarız çatıdan, bakıyoruz her şeye farklı bir açıdan. Hem sahne hem sokak soldat, kalabalık çete gibi. Az konuşur soru sormam, KKM gel femci enci. Size müzik para şöhret, bizde biraz tehlikeli. Bütün yollar bana çıkar, tüm İstanbul bilir beni. Kapıları başımız dimdik geçtik. Bilmeyen bilsin hepsini seçtik. Bataklıkta cahildik gençlik. Kim şeytan kim dosttur bildik. Bir cezam varsa çekeceğim, sonu var gam yok bunu bildik. Pasaport kimlik bir neden bulduk, defterleri çizdik. Ateş etmek ve saklanmak yok, gördün ihanet silahlardan. Çıktın o alçak sokaklardan, düştün bu yüksek binalardan. Yeah. Bak sen şu finale. Mutin'in verse'ü çok güzel olmuş. Yer yer orada bir altyapı Jersey'e geçti. Orada vuruşlarla böyle Muti'ye biraz daha böyle bir hissiyat katmışlar falan filan beat'te. Ya da mix esnasında, tam bilmiyorum onu. Fakat Mutin'in verse'ü çok iyi olmuş. Klipteki görüntüler çok iyi olmuş. Şurada bir yat sahnesi vardı. Burada bir tekne yat var kardeşim. Bu olay Skrillex, Rick Ross vesaire zamanlarından kalan bir görüntüyü anımsattı bana. O da çok değerli bir işti bu arada. Fakat yani Muti'nin versiyonuna ben bayıldım. Muti gerçekten yani kendini geliştirme konusunda ilerliyor ve şu anda oturttuğu tarz gerçekten çok iyi arkadaşlar. Uzi'nin versiyonu de güzel olmuş. Burada bir Cybertruck kullanılmış. Tesla kardeşim. Orada da buna bir tank göndermesi yapılmış falan filan. Yani Dubai'nin hakkını vermişler baba. Güzel olmuş. Bilmeyen bilsin hepsini seçtik. Bataklıkta cahildik gençlik. Kim şeytan kim dosttur bildik. Bir cezam varsa çekeceğim, sonu var gam yok bak, bunu bildik. Pasaport kimlik bir neden bulduk, defterleri çizdik. Ateş
etmek ve saklanmak yok. Gördüğün ihanet silahlardan çok çıktın. Yoğun. O alçak sokaklardan düştün bu yüksek binalardan. Aa. Bak sen şu finale. Alem dinlese milyonlar bana çat çat taşak. Olmam sen gibi serisi trilyonlar. İspatlar sana Van Dey benim herkese selam dönülmez. Bir yoldan karışık bir zart küçücük bir not. Celevan shot one chick bang. Her şeyi boş ver parayı çok sev. Aklını kurcalasın kombinin. Bu silah esmer cildim dersi. Amacım varmak var son güne. Tavuğu besler cani eller. Kaçman için şartlar çok bile. Helikopter as sana bu tavır çok. Maaşını sabitleyin 10.000'e. Ne biliyor akımda bu tipler. Yanıp sönen pahalı suitler. Ateş eden korkak tweetler. Arabadan pahalı tripler. Yere düşüren bu abeni yetişen bu yüksek puan bu fan büyük planımız. Anadolu'dan doğu. Abi Critical'in verse de çok iyi olmuş. Bum 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 bum. Ateş eden korkak tweetler demiş. Burada da piyasaya bir gönderme var. Birçoğunuz belki bu olayları çok severek takip ediyor olabilirsiniz ama yani bu son zamanlardaki göndermeler, punchlar, dissler vesaire, tweetler atılan şeyler falan aşırı seviyesiz. Birileri birilerine diss atıyor. Ondan sonra orada küfür ediyor. O çıkıyor canlı yayında ona küfür ediyor. Sonra diyor ki kendi aramızda çözdük kapattık. Hesap kapatılıyor. Oğlum siz neyi çözdünüz kapattınız? Yani nasıl çözdünüz kapattınız kardeşim? Yani bu ne bileyim bana çok tuhaf geliyor. Burada ateş eden korkak tweetler derken muhtemelen tek bir cümle altında birçok şey anlatılmış. Evet, tam olarak da bu ekibin son zamanlardaki yaşanan olaylara karşı bakış açılarını göstermiş. Devam edelim. Şarkıyı çok beğendim. Critical'in verse'ünde de bu Araplar genelde çok yaparlar kardeşim. Dubai'de çift lastiğe kalkıp böyle dönme olayları falan filan. Arapların meşhur olayıdır o. O görüntüleri kullanmışlar. Şunlar tam olarak güzel olmuş yani. O sırada da Critical arabanın üstünde oturmuş falan. Tam cama çıkıp güzel görüntüler olmuş ya. Anadolu'dan doğu, Anadolu'dan müzik babadan miras, asalet gelir soyumdan. Tatil için değil Bodrum, telefon gelir bana Van'dan. Anam okur Kur'an, korur kazadan beladan. Oynar köçek gibi para için onlar. Şıkkıdım şıkkıdım zinne gibi kırıtırlar onlar. Bir dakika. Köçek gibi para için onlar. Okur Kur'an, korur kazadan beladan. Oynar köçek gibi para için onlar. Şıkkıdım şıkkıdım. Oynar köpek gibi para için onlar. Şıkıdım şıkıdım. Burada da bir gönderme var arkadaşlar bu arada. Zaten dinleyince birçoğunuz fark etmişsinizdir. Bunu da ben de paylaşmak istedim. Burada da bir gönderme var. Oynar köpek gibi onlar. Şıkkıdım şıkkıdım. Ya aslında genel problem de bu değil mi anasını satayım? Eğer ki böyle bir şey varsa ya rap başka bir şey kardeşim. Yani rap dediğimiz şey, hip hop kültürü dediğimiz şey, bunlar başka şeyler. Sokakta insanlar dinleyebilir, klapta insanlar dinleyebilir. Okey, dinlesinler. Eyvallah, kimse kimseyi dinlemesin diye bir şey demiyoruz ama hani bunu rap diye lanse edilmesi sıkıntı anasını satayım. Bu rap değil çünkü. Zinne gibi kırıtırlar onlar. Şıkkıdım şıkkıdım. Loca sokak değil burada, öyle takılamazsınız. Olayınız fiskos. Şıkkıdım şıkkıdım tütü maşallah. Siz gibi değilim, yürüyorum dimdik bu sokaklarda. Her gün yeni dert, tasalar birikir, çok çektik valla. Yasam milyonlar, değse kurşunlar. Eşir yaşımız çatılır, kaşımız tavrımız asla. Güzel, güzel fark. Her yer favela. Elhamdülillah. Çok iyi olmuşlar. Perfect olmuş kardeşim. Yani gerçekten yapımda kimin emeği varsa hepsinin eline koluna sağlık. Parça mükemmel bir parça olmuş. Geçişler çok güzel olmuş. Yani drill de var, jersey de var. Zaten jersey biraz drill'den evrilen bir canlıdır arkadaşlar. O yüzden ritimler de çok birbirine yakın gitmiş. Arkadaki geçişler çok soft olmuş. Müzikal olarak da güzel olmuş parça. Gönderme daha fazla bekler miydim? Beklerdim açıkçası. Çünkü merakla bekliyordum. Ama zaten bu konular üzerine de sürekli böyle koskocaman diss track yapmaya da gerek yok. Yer yer verse'lerde hepsi bir göndermeye yer vermişler. Ve bu şekilde aslında o sansasyonel paylaşımın da hakkını vermişler bu şekilde. Ama Uzi'nin ilk verse'ündeki şeyde çok büyük bir olay yatıyor. Yani
Bilmiyorum arkadaşlar. Artık ben orada söyleyeceğimi söyledim. Bağlantıları kurmak size ait. Evet arkadaşlar, şarkımızın sonuna geldik. Şarkı hakkındaki ve genel piyasa hakkındaki tüm fikirlerimi sizlerle paylaştım. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Ve bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Peace bro. Her yer favela.